Efendim şimdi ekran başından ayrılmamanızı rica ediyoruz. Çünkü ilerleyen dakikalarda önemli bir bağlantımız olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek bültenimize bağlanacak. Biliyorsunuz ki Ankara'da yaşanan bir sel felaketi var. Değerlendirmelerde bulunacak. Ama öncesinde yurttan ilginç görüntülerden derlediğimiz kısa bir haber turumuz var. Akabinde buradayız. Cemal Reşit Rey'deki mezuniyet töreninde devlet ekranın sahnedekilerin üzerine düşme anı böyle kaydedildi. Yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninde devlet ekran sahnedekilerin üzerine devrilmiş. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Büyük panik yaratan o anlara ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Salonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde dev ekranın devrildiği ve durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Sıkışık trafikten kaçmak isteyen uyanık motosikletli kaldırıma çıktı, yayaya böyle çarptı. Of of of. Minibüsten inerek kendini kaldırıma atan talihsiz kadın bir anda motorlu magandanın gazabına uğradı. Of of of. Bir şey var mı abla? Neyse ki kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ama motosiklet sürücüsünün kaldırım işgali pes dedirtti. Tarlasına gittiği sırada iki ayının saldırısına uğrayan adamın yüzü tanınmayacak hale geldi. Ağzını açmaya çalış. Açamıyor musun ağzını? Tamam. Dehşete düşüren olay Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Mehmet Akdoğan yine tarlasına gitti ama bu kez karşılaştığı manzara korkutucuydu. Tamamen açmaya çalış. Ağzını açmaya çalış. Ayılar yalnız yakaladıkları Akdoğan'ın yüzünü parçaladı, çene kemiğini kırdı. Kendi imkanlarıyla ayı saldırısından kurtulan talihsiz çiftçi hastaneye kaldırıldı. Yolun karşısına geçen köpeğe çarptı. Arkasına bile bakmadan gaza bastı. Sürücüyü kınıyoruz burada. Vicdanları sızlatan görüntü Kartepe ilçesi istasyon mahallesinde kaydedildi. Bu sürücü kendi halinde yolun karşısına geçen köpeği görmesine rağmen freni değil gaza bastı. Savrulan köpek ezilmekten son anda kurtuldu. Arkasına bile bakmadan yoluna devam eden sürücünün o anları ambeyan güvenlik kamerasına da yansıdı. Kuyumcuda incelediği 300 bin liralık bilezikleri alıp böyle kaçtı. Dükkana gelen şüpheli satın alacağını söylediği bilezik modellerini çalışana tarif etti. Bu esnada kuyumcu dükkanında çalışan kişi tezgahtan bilezik modellerini çıkardı. Çalışanın gelen müşteriye çay söylemek için telefona uzanmasını fırsat bilen şahıs tezgahtaki 4 adet bileziği kaşla göz arasında alarak kaçtı. Dükkan çalışanları 300 bin lira değerindeki bileziklerle koşmaya başlayan şahsın peşine düştü. Şahsın ilk olarak Düzce'ye gittiğini, orada iki bilezik bozdurduktan sonra da Bolu'ya geçtiği belirlendi. Şüpheli Bolu'da kalan iki bileziği bozdurmak isterken yakalandı ve tutuklandı. Çalınan bilezikler ise kuyumcuya teslim edildi. Gel. Çıkardığı seslere ayı bile bir anlam veremedi. Durdu. Havlayan adamı böyle dinledi. Gülümseten görüntüler Bolu'da, ormanlık alanda kaydedildi. İki arkadaştan biri ormanda karşılaştığı yavru ayıya havlayarak seslendi. Ortaya bu görüntüler çıktı. Gel. Saldırır, yapma. Yapma. Bir sürü havlayan kişiyle bakışan ayı ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Gel.